Herkese merhabalar. Ben Nur Betül Tekiner. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Medipol Üniversitesi Çalmaca Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün gebelik takipleri, hangi haftada hangi testi istiyoruz, gebeler nasıl beslenmeli, hangi egzersizleri yapmalı, kim yapmamalı ya da nelere dikkat etmeliyiz? Kısaca sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle son adet tarihine göre hesaplıyoruz biz gebelik yaşını. 6 hafta ile 8 hafta arasında ilk muayenemizi gerçekleştiriyoruz. Bu muayenemizde gebelik rahim içine yerleşmiş mi, sağlıklı bir yerleşim gösteriyor mu, kalp atışı var mı bunu değerlendiriyoruz. Daha önce doktorunuz sizden gebelik öncesi genel sağlık durumunuzla ilgili testleri istemediyse daha sonra bu testleri istiyoruz. Bunlar tiroid testleri, kan demir eksikliği var mı gibi, kan serumu gibi testlerdir. Eğer bunlarda herhangi bir sıkıntı varsa doktorunuz müdahale edecektir, düzeltecektir. Daha önce folik asit başlanmalıysa mutlaka ilk muayenemizde folik asiti başlıyoruz. Yine ilk muayenede gebe nasıl beslenmelidir, neler yapabilir, neler yapmaz bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Beslenme neden önemli? Çünkü bir gebenin fazla beslenmesi ya da eksik beslenmesi durumunda gebenin sağlığı ve bebeğin sağlığı etkilenebiliyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Peki bir gebe ne kadar kilo alabilir? Eğer body mass indeksine göre, vücut kitle oranına göre normal aralıktaysanız 10 kilo ile 14 kilo arasında almanızı istiyoruz. Eğer daha zayıfsanız bu biraz daha fazla ya da kilolu obezseniz biraz daha az olabilir. Doktorun size bunu hesaplayarak bildirecektir. Kilo alımı genellikle ilk 3 ayda ya hiç alınmayacak ya da 1 kilo alınacak şeklinde olur. Daha sonra ikinci 3 aylarda ve üçüncü 3 aylarda 1,5 ve 2 kilo şeklinde devam eder. Bunu her ay muayenemizde tartılarak kontrol ederiz. Beslenme de şu şekilde olmalıdır. Gebelik vücudu sanki şeker hastasıymış gibi yapar. Çünkü bebeğe daha fazla kan geçirmek, şeker geçirmek için bu metabolizmayı kullanır. Ancak bunu abarttığı durumlarda gebelerde diyabet çıkabilir. Buna dikkat ediyoruz. Biraz daha karbonhidratı azaltıp protein oranını arttırarak bu durumun biraz daha önüne geçmeye çalışırız. Genel olarak normal kilolu bir gebede şöyle beslenme olabilir. 3 ana öğün, açlık durumuna göre 2 ya da 3 ara öğün ekleriz. Biraz ekmeği kesmekte fayda var. Biz toplum olarak biraz fazla ekmek tüketiyoruz. Ekmeği genellikle kahvaltıda 2 dilim, diğer öğünlerde mümkünse olmasın ya da 1 dilim şeklinde kepek ekmeği ya da tam buğda ekmeği gibi bir ekmek öneriyoruz. Gebeler kahvaltıları mutlaka yapmalarını öneriyorum. Çünkü uzun süre açlık onların tansiyonu ve şekerini düşürdüğü için daha yorgun olabiliyorlar. Zinde başlamalarında fayda var güne. 2 dilim ekmek, yumurta, peynir ve yanına istediği kadar bir salatayla bir kahvaltı yapabilir. Kahvaltıyla öğlen yemeği arasında bir ara öğün istiyoruz. Bu ara öğünde orta boy bir meyve ya da iki ceviz ya da az yağlı süt ya da yoğurt veya salata olabilir. Yani bunlardan birini dönüşümlü olarak ara öğün yapacağız. Öğlen ve akşam yemeklerinde mümkünse sulu yemekler, sebze yemekleri gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeye çalışacağız. Haftada 2 kırmızı et ve hafta 2 kere de balık tüketmelerini öneriyoruz. Yemeğin yanında kocaman bir salata öneriyorum. Salata hem gebenin tokluk hissini arttıracaktır hem de bağırsakların çalışmasını düzenleyecektir. Çünkü gebelik hormonları bir yerden sonra bağırsakların da daha yavaş çalışması, kabızlık gibi sıkıntılara neden olabiliyor. Her öğünde bolca salatayı tüketmelerini öneriyorum. Yine yemeğin yanında 4-5 kaşık da yoğurt tercih etsinler. Buradan hem proteinimizi almış olacağız hem de gebenin daha tok durmasını sağlayacağız. Öğlen yemeği ile akşam yemeği arasında biraz önce saydığım ara öğünlerden yani bir porsiyon meyve ya da yoğurt ya salata ya da iki ceviz gibi ara öğünlerden bir tanesini tercih etmesini istiyoruz. Akşam yemeği de yine öğlenki gibi sağlıklı bir sebze yemeği, et yemeği, yanına kocaman salata ve yoğurt. Duruma göre de bir dilim belki ekmek olabilir. Akşam yemeğini 7-8'den sonra yememekte fayda var. Çünkü zaten sindirim sistemi biraz daha yavaş olan gebelerde geç yenilmesiyle birlikte sindirim şikayetleri biraz daha artabilir. Midede yanma, ağza acı su gelmesi gibi şikayetler olabiliyor. Bu nedenle geç saatte yemek yemelerini önermiyoruz. Eğer acıkırsa saat 10-11 civarında bir protein kaynağı almasına fayda var. Süt ya da yoğurt gibi. Hem gece boyunca acıkmasını önlerler hem de kan şekerinin daha düzgün seyretmesine yardımcı olur bu ara öğünleri. Peki gebeler egzersiz yapsınlar mı? Daha öncesinde hayatında düzenli egzersiz yapan gebeleri egzersiz yapmalarına devam etmelerini öneriyoruz. Ancak biraz daha tempoyu düşürerek. Daha önce yapmıyordu, ne zaman başlayalım?
14. hafta civarı başlamalarını istiyoruz. Hangi egzersizleri yapabilir gebeler? Yürüyüş, yüzme, pilates, yoga en uygun olan sporlardır. Toplu sporlar, yani örneğin basketbol, voleybol gibi top içeren bir sporda topun karnına çarpması ya da annenin düşmesi tehlikesi olduğu için çok fazla önermiyorum. Ayrıca yine bisiklette de ilk haftalarda herhangi bir sıkıntı olmaz ama bebek büyüdükçe ağırlık merkezi değişeceği için annenin dengesini sağlaması biraz zor olabileceğinden son aylarda ben bisiklet sürmelerine çok fazla önermiyorum. Ama evde sabit olan bisikletleri kullanabilirler. Peki spor yaparken nelere dikkat edelim? Bir gebe öncelikle spor yapabileceğinin doktorundan onayını alması gerekir. Bu çok önemli. Yani kanaması olan ya da plasenta previa gibi kanamaya meyilli olan hastalar ya da tansiyonu yüksek olan, suyu gelen gebeler, erken doğum tehlikesi olan gebeler, düzensiz şekeri olan gebelerin spor yapması uygun değildir. Bu nedenle öncelikle doktora danışmaları gerekir. Peki doktordan onay alındı. 14. haftaya geçtik. Neler yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Bulunduğunuz ortamın sıcaklığı uygun olmalı. Ne çok sıcak ne de çok soğuk bir ortamda spor yapmalısınız. Bunu iyi ayarlamanız gerekir. Giysileriniz uygun olmalıdır. Yine çok kalın ya da çok ince kıyafetlerle spor yapmamalısınız. Sporu da düzenli yapacaksanız yapmak lazım. Nasıl ki biz hani gebe olmadığımız zamanlarda da düzenli yapmadığımız zaman uzun süre aradan geçtikten sonra tekrar spor yaptığımızda kas tutulmaları olabiliyor. Bu nedenle de gebe de arada bir spor yapacaksa yapmamalı. Düzenli hale getirdiğinde onun için ağrılarda azalma olacağı için düzenli yapılmasını tercih ediyoruz. Yaparken gebe çok fazla yorulmamalı. Ateşi çıkmamalı, yani vücudu aşırı ısınmamalı, nabzı 140'ı geçmemeli. Peki bunu nasıl anlarız? Hani nabzını gebe sayamaz spor yaparken. Şu şekilde anlatıyorum. Genellikle yanınızda bir kişi varsa ve onunla sohbet edebilecek tempoda spor yapabiliyorsanız bu tempo sizin için uygundur. Çok da fazla zorlamamak lazım. Haftada 3 kez yarım saatle başlayıp daha sonra 5 ve 7'ye çıkabilirler. Bunlar kişi tercih meselesi. Ben bunları yapamıyorum. Yoga, pilates sevmiyorum. Ne yapayım? En kolayı akşamleyin yemekten sonra eşinizle beraber yarım saat yürüyebilirsiniz. En güzel spordur. Spor sırt bel ağrılarını azaltacağı gibi normal doğum yapma ihtimalinizi de arttırır. Bu nedenle tüm gebelere, yani daha doğrusu herhangi bir yasağı olmayan gebelere öneriyorum. İlk hafta muayenemiz olduk. Ne yiyeceğiz, ne içmeyeceğiz onları öğrendik. Bir sonraki muayenemizde 11-14. Haftada ikili testtir. İkili test halk arasında zeka testi olarak bilinir. Ancak zeka testi değil. İkili testte kromozomal hastalıklara bakarız. 13, 18 ve 21. kromozomlarda herhangi bir sıkıntı var mı bunları değerlendiririz. En bilinen Down sendromudur. Down sendromunda da zeka geriliği olduğu için halk arasında zeka testi olarak adlandırılmıştır. Ancak bu zeka testi değil, kromozomal hastalık hakkında bize bilgi veren testtir. Bunlara annenin yapıp yapmaması annenin tercihi tabii ki. %85 doğrulukla çalışır, %15 hata payı vardır. Bazı gebeler de der ki ben bu %15 hata payını sevmedim, bana yüksek geldi. Benim daha iyi bileceğim bir test var mı? Bu sefer de annelere 10. haftadan itibaren yapabileceği non-invasive prenatal test, yani anne kanından fetal DNA testini öneririz. Bu testle anneden kan alınır, incelenerek bebek genetiği hakkında bilgi edilir. Yani yine bunda da %99 doğrulukla bebekte genetik bir hastalık var mı yok mu bunu tespit etmiş oluruz. Bu haftalarda bunları yapmak istemiyorsanız da 12. haftada yine bebeğin kalp atışı var mı, herhangi bir sıkıntı var mı bu ultrasonu yapmamız gerekir. Bunu yaptık. Bir sonraki basamak 4 hafta sonra yine anatomik olarak değerlendirilmesi, suyu, kalp atışının değerlendirilmesidir. Eğer anne ikili testi yapamadı ya da yapmak istemedi, daha sonra vazgeçti, yaptırmak istiyor. Bu dönemde de 16. 20. haftalar arasında üçlü veya dörtlü testleri yaptırabilir. Yine bunlar zeka testi değil, kromozomal hastalıklar hakkında bilgi veren testlerdir. Yaptırmak yine annenin tercihindedir. Bir sonraki basamakta en önemli muayene bence burası. 18-23. Haftalar arasında detaylı ultrason, yani ikinci düzey ultrason dediğimiz ultrasonu yaptırmalarını öneriyoruz. Bunu her gebeye öneriyoruz. Çünkü bebeğin anatomik olarak tüm yapısı incelenir. Kalpte parlaklıklar görülebilir ya da delik var mı vesaire, işte suyu fazla mı, böbreklerinde herhangi bir anomali var mı, bunlar değerlendirilir. İkinci düzey yapması halinde herhangi bir sıkıntı görülmediyse bir sonraki basamakta yine 4 hafta sonra muayenesini gerçekleştiririz. Burada da 24-28. Haftalar arasında şeker yüklemeyi öneriyoruz.
Şeker yükleme de halk arasında böyle yoğun bir maalesef ön yargı var zararlı olduğuna dair. Ancak şu ana kadar bununla ilgili yapılmış bir çalışmada şeker yüklemenin zararlı olduğunu gösteren herhangi bilimsel veri yoktur. Sadece iki tane baklava yemiş kadar vücudunuza şeker almış oluyorsunuz. Yani adında yükleme olduğu için hocam bunda çok şeker varmış diyorlar. Hayır, o şekilde değil. İki tane baklava yemiş oluyorsunuz. Yine annenin tercihindedir yaptırıp yaptırmamak. Bu yapılmayacaksa kan şekeri takibi yapılabilir ya da açlık tokluk şekerlerine bakılıp hemoglobin A1C değerlendirilebilir. Dünya Sağlık Örgütü 24-28. Haftalar arasındaki gebelere yaptırınız der. Eğer gebede risk faktörü varsa, yani gebe obez ise, daha önceki gebeliklerinde iri bebek doğmuşsa ya da annede babada şeker hastalığı varsa bunları biz ilk muayenemizde bile yapabiliriz. Bunda da herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yine bir sonraki basamak biraz daha sıklaşarak artık muayeneler gerçekleşir. 3 hafta, 2 hafta, 1 hafta şeklinde biraz daha sıklaşırız. Bunlar hepsi bahsettiğim şeyler normal gebelikler için geçerli. Yani tansiyonu olmayan, diyabeti olmayan ya da herhangi bir tehlikesi olmayan gebelikler içindir. Eğer saydığım risk faktörlerinden biri varsa doktorunuz sizi muhtemelen daha sık çağıracaktır. Şimdilik sanırım bunlar yeterli. Herkese sağlıklı gebelikler diliyorum.